Arkadaşlar merhaba. Bugün gitar kaydedeceğiz. Elektro gitar kaydedeceğiz ve amfi ile kaydedeceğiz. Yani herhangi bir plugin vesaire kullanmayacağız. Bunu tercih etme sebebim şu. Elimde çok güzel rock'n'roll bir proje var. Ve bu proje iyi gitar sounduna ihtiyaç duyuyordu. İyi gitar sounduna hak ediyordu. Ben de eski kafalı adetleri birazcık fazla sevdiğim için bugün gitarları amfi ile kaydetmeye karar verdim. Elimde ne var? Bir adet Fender Stratocaster American Special bir elektro gitar var. Onun dışında bir adet dinamik mikrofonum var, bir adet de condenser mikrofonum var. Dinamik mikrofon daha öncesinde incelemesini yaptığım Behringer'in SM57 taklidi iyi sonuç veriyor. Bir adet Neumann U87 var. Bir de mikser çıkışı var amfinin. Bu mikser çıkışından da direkt ses kartına amfinin kuru sesini kaydetmiş olacağım. Bu amfi kaydında çok efektif bir şey olmadıkça reverb ünitesini kullanmayacağım. Amfinin üzerinde aslında çok güzel bir reverb ünitesi var. Fakat mixte işimi zorlaştırabileceğini düşündüğüm için geri dönüş olmayan şeyler yapmayı tercih etmiyorum. Amfi ile gitar kaydeden arkadaşlar bence DI-Box'da kullanmakta yarar var. Çünkü bu gitardan gelen kuru sinyali aynı anda bilgisayara kaydedip daha sonrasında eğer amfiden aldığınız tonu beğenmediyseniz DI-Box'taki kuru sinyali de kullanabilirsiniz. Hatta DI-Box kullanırsanız amfi kaydında editiniz çok kolaylaşır. Çünkü DI-Box'tan direkt olarak sinyal herhangi bir kayba uğramadan geleceği için transient pointleri yani transient noktalarını çok daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi öncelikle amfiden ton çıkarmaya çalışacağım ve bu çıkardığım tonu mikrofonlar yardımıyla programın içerisine nasıl aktarabilirim? Biraz bundan bahsedeceğim. Eski niyetli bir çalışma olacak. Yani eski soundların taklidine yönelik bir çalışma olacak. Burada en önemli şey tabii ki kaynak. Birinci kaynağımız gitar, ikinci kaynağımız amfi ve bu kaynaktan sesleri alıp programa iletmeye yarayan mikrofonlar ve konvertörler. Her şeyden önce ne diyorduk? Çok iyi bir akort yapmamız gerekiyor. Çünkü akort gitar kaydının %50'sidir bana göre entonasyonla birlikte. Evet, az laf çok iş. İşe başlıyorum. Ortalık biraz dağınık farkındayım. Bu tarz amfi kayıtlarında yerlerde sağda solda mikrofon kirliliği, mikrofon kablosunun görüntü kirliliği çok fazla olur. Artık affınıza sığınacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gitarı elimize aldık. Ufak bir ton araştırması yapacağım amfi üzerinde. Beğendiğim tonu önce burada ikna alıp daha sonrasında aynı tonu mikrofonlar yardımıyla programın içerisine nasıl gönderebilirim? Mikrofon pozisyonlarını ayarlayarak, fazlarını düzelterek, fazlarını kontrol ederek nasıl yollayabilirim? Onun keşfine çıkacağım. Burada birazcık crunch ve akor tuşesi arttığı zaman yani Salim'in tuşesi arttığı zaman kendi içerisinde ufaktan kırılıma giren bir drive tonu istiyorum. Ve bu drive tonunu duble çalacağım için çok da fazla sert bir ton olmaması gerekiyor. Çünkü çok sert tonları dublelediğiniz zaman aslında o hedeflediğiniz sert tondan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Burada küçük bir drive, iyi icra, duble kayıt, geniş bir gitar sound'u motivasyonuyla birazcık yola çıkacağız. Şöyle birazcık amfinin crunch katı var. Oradan yola çıkacağım. İsmini Light koymuşlar. O Light crunch tonu aslında tam istediğim tonu yakalamama neden olacak bir şey. Biraz drive açayım. Biraz tiz bir ton geliyor. Özellikle dinamik mikrofonu da yakın pozisyona konumlandıracağım için bu tizlik biraz daha büyüyecektir. O yüzden tizleri biraz kontrollü olarak açıp kapatmakta fayda var amfi mikrofonlarken. Ve bu işin miksajını da yapacağımız için bu tarz amfiler kendi içerisinde de bir rezonans üretir ve kasası rezone olur. Bu kasayı rezone eden frekans bölgesi de özellikle low, mid ve alt frekans bölgeleridir. Mix'te özellikle bizi çok yoracak bölgelerdir buralar. Kontrolü çok zor bölgelerdir. Şimdi o bölgeyi eğer buradan tıraşlamaya başlarsam yani basları kesmeye başlarsam bu sefer
drive hacminden kaybedeceğiz. Gitarın sound hacmi azalacak. O yüzden şimdilik ufaktan böyle ikisinin ortası bir noktada bas frekansları bırakmayı tercih ediyorum. Bir de şu anda Zoom'un IQ5 mikrofonundan duyuyorsunuz. O mikrofonun karakteri de birazcık tizdir. Ya çok böyle cayır cayır bir gitar sound'u aslında yok. Bu mikrofon da birazcık, yani şu an sesimi kaydeden mikrofondan duyduğunuz için o birazcık tizleştiriyor olabilir sound'u. Özellikle bu tarz vintage amfilerde presence katı vardır. Üst frekans bölgelerinde bir yer işgal eder bu presence katı. Açarsanız çok rahatsız edici bir noktada frekans duyumu yaratır size. Eğer tamamen yok ederseniz de gitarın anlaşılabilirliğini, yani notaların geçişkenliğini hissedemeyebilirsiniz bir süre sonra. O yüzden presence çok önemlidir. Çok atlanır gitar kayıtlarında. Ama ikisinin ortası bir yerde bırakmakta yarar var dediğim gibi. Bir de bu elimdeki amfi benim yaklaşık 30 yıllık bir amfi, belki daha fazladır. Üzerinde Electro Voice speakerlar var. Çok kuvvetli speakerlar var. 12 inçlik iki tane hoparlör var içinde. Taşıması falan oldukça zor, yani konserlere falan götürmüyorum bu amfiyi. Bu tarz ton aramalar yaparken çalacağınız parçadaki partisyona yakın şeyler çalmanızda yarar var. Yani rock and roll bir parça yaparken, rock and roll parça kaydı yapacakken tutup da Iron Maiden partisyonları çalmakta bir fayda yok. O yüzden biraz çalacağınız şeylere yakın partisyonlarda sound check'inizi yapmakta yarar var. Bu stratlar çok fazla akort kaçırır. Ben de kayıtta en çok ondan nefret ediyorum. Yani bu Stratocaster çok iyi bir tona sahip bir gitar ama yani bu Fender'lerin akort problemi yıllardır devam ediyor. Bir türlü çözülemeyilmiş bir şey değil bu. Biraz mid geldi ton. Tonundan birazcık feragat edip ufak ufak kayıt aşamasına geçebiliriz. Evet, şu an dinamik mikrofonun sound check'iyle ilgileniyorum. Burada Universal Audio'nun Neve preamp'i modellemesinden yararlanacağım. Biraz fazla oldu. Bir de şu U87'yi bir bakalım nasıl bir sound'umuz oluyor U87'de. Daha sonrası ikisini blend edip tekrar sound'una bakarız. Gelen sinyal çok yüksek olduğu için pad'li kaydedeceğim. Dinamik, özür diliyorum, condenser mikrofonu. Alt frekansları biraz daha diğerine göre hacimli alıyor haliyle. Şu mikrofonu birazcık gezdireceğim ve doğru bir sound almaya çalışacağım. Biraz daha yakın gelebiliriz. Bunda da Neve preamp'i tercih edeceğim.
Şimdi gelelim ikisini bir arada bir duyalım. Ha bu arada mikser out'u var bir de aletin. Onu da ses kartına direkt girdik. Fakat anladığım kadarıyla... Bir duyalım bakalım sesini. Mikser out'u kullanmayacağım arkadaşlar. Hoşuma gitmedi. Sadece iki mikrofonla kaydı bitireceğim. Şimdi ikisini aynı anda duyalım. Şöyle inputları doğru düzgün ayarladıktan sonra bir fazları kontrol edelim. Arkadaşlar kayıttaki sinyalleri görüyorsunuz şu an. Dova yansıyan sinyaller aynı yönde. Yani artılar artılar, eksiler eksilere denk geliyor. U87 biraz daha uzakta olduğu için onun sinyali biraz daha gecikmeyle programın içerisine katılmış durumda. Onları da mouse yardımıyla transient noktalarını eşleştiriyoruz. Bunun sebebi çok açık çünkü dediğim gibi dinamik mikrofon göbeğe biraz daha yakından bakıyor, doğrusal bakıyor. Condenser mikrofon biraz daha alan ve hacim ile ilgili kaygılarımızı gidermek adına sinyale kattığımız için biraz daha uzakta ve dolayısıyla sinyali milisaniye bazında da olsa biraz daha uzaktan bünyesine katıyor. Bu eşleşmeyi yapmazsak istemediğimiz bir phaser efektiyle karşılaşabiliriz, bir frekans kirliliğiyle karşılaşabiliriz ya da bazı frekans bölgelerinde boşalmalarla karşılaşabiliriz. O yüzden bu amfi kaydının en son aşamasında fazları kontrol etmekte yarar var. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen like atın, kanala abone olun ve kanalın tanıtımına yardımcı olun. Kendinize iyi bakın, konu önerilerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.